Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum herkese. Geçtiğimiz hafta dersimize kısa bir mola vermiştik. O yüzden bu hafta aslında sesim galiba pek müsait değil. Hakkınızı helal edin ama bu hafta buluşalım istedim. Dersimize çok uzun bir ara vermeyelim. En azından böyle kısa bir başlangıç yapmış olalım birlikte. Bugün Rabbimizin yine bizim gönlümüze, ruhumuza şifa verecek güzel isimlerinden biriyle bir arada olacağız. Rabbimizin Affı ismi şerifini birlikte anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Bir Euzu Besmele çekelim ve başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yaratan, bizleri Müslüman kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri ismiyle, isimleriyle tanıştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizlere onun isimlerini en güzel biçimde anlatan, bize Rabbimizi nasıl anlamayı, nasıl sevmeyi, nasıl ibadet edeceğimizi öğreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Rabbimiz konuştuklarımızla, okuduklarımızla, idrak ettiklerimizle amel edebilmeyi, Rabbimize daha fazla yakınlaşabilmeyi, ona olan sevgimizin, muhabbetimizin inşallah artmasına vesile kılsın konuştuğumuz güzellikleri. Bugün dersimize hepimizin aslında çok iyi bildiği, birçoğumuzun ezbere okuyabildiği bir duayla başlayacağız. Bu dua bize bir müjdeyi hatırlatıyor. Aslında dersimize de bir müjdeyle başlayacağız inşallah. Hepimizin böyle kalbini kıpırdatan 3 aylar yaklaşıyor. Bizler 3 aylara heyecanla bekliyoruz ve şunu biliyoruz ki o heyecanımızın bile ibadet sayılması bizim için kıymetli. Biliyorsunuz Efendimizin bir müjdesi var. Allah Resulü'nün bir sahabi Efendimiz, ya Resulallah, Ramazan geliyor diye çok heyecanlanıyorum ifadesi üzerine Allah Resulü'nün bu heyecanın, müminin kalbinde duyduğu bu keyfin bir günahlara bir kefaret olacağını bildiriyor Resulullah. Aslında bugün de Rabbimizin Affı ismi şerifini konuşurken şunu göreceğiz ki Rabbimiz bizi farkında olmasak da, hatta bazen ters istikamete gitmeye çalışsak da bizi affedeceği, bağışlayacağı, bizi nimetlendireceği yollara tekrar tekrar getiriyor. 3 aylarda bunun en büyük işaretlerinden bir tanesi aslında. Rabbimiz inşallah ulaşmayı nasip eylesin, Ramazan'a ulaşmayı nasip eylesin. 12 Ocak yanılmıyorsam, yani haftaya Cuma gününe denk geliyor. Recep ayının ilk gününe inşallah ulaşmış olacağız. Rabbimiz Recep ve Şaban ayında çok güzel hazırlıklar yapıp Ramazan ayına bizi ulaşmayı bizlere nasip eylesin diyelim. Esma-i Hüsna dersimizde herhalde Ramazan'a yaptığımız en güzel hazırlık ve en güzel hediyesi oldu. Kendimize en güzel hediyelerden biri oldu. Zaten artık yavaş yavaş sona da yaklaşmaya başladık. Büyük bir yolculuktu. Her ismi sadece bir kere zikrettik ve belki çok küçük kalbimize, zihnimize not ettik. Rabbimiz tekrar tekrar okuyup tekrar tekrar anlamayı nasip eylesin bize. Peki demiştim ki hepimizin bildiği bir duayla başlayacağız bugün dersimize demiştim. Ramazan ayına ulaştığımızda Rabbimiz ulaştırsın. Kadir gecesini arıyoruz bu defada, değil mi? Kadir gecesini bekliyoruz. Kadir gecesinde Hazreti Ayşe'nin Efendimiz'e sorduğu soru ve karşılığındaki herhalde hangi duayı dediğimi hemen tahmin ediyorsunuz. Allah Resulüne sordu Hazreti Ayşe, ya Resulallah, bugün hangi duayı edeyim? Allah Resulü de ona hangi duayı öğretti? Allahümme inneke afuvvun. Bakın, aslında hep okuduğumuz, bildiğimiz, ezberimizde olmasa da duyduğumuzda bize çok tanıdık gelen o dua. Tuhibbul af ve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet duasını çokça etmesini söylemişti Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye. Çünkü affın kapısının sonuna kadar açık olduğu o muazzam gecede biz sadece affedilmeyi istiyorduk Rabbimizden. Allahümme inneke afuvvun. Allah'ım muhakkak ki sen afusun. Yani sen affedicisin. Peki bu affedicilik nasıl bir affedicilik? Rabbimizin Gafur ismi şerifini konuştuk.
Tevvab ismi şerifini konuştuk. Tevbeleri kabul eden. Settar ismi şerifini konuştuk. Örten, kapatan, kusurları yok eden ismini konuştuk. Bugün de yine Rabbimizin bize af kapısını hatırlattığı bu güzel isme bakacağız. Demiştik ki hepsinin o kadar geniş manaları ve o kadar bizi çıkardıkları büyük kapılar vardı ki böyle küçük hatırlatmalar ve küçük özelliklerle aslında Rabbimizin her bir isminin bize sadece bir hatırlatmasını bile kalbimize böyle inşallah not edebilmeye niyet etmiştik. Rabbimizin Afu ismi şerifini hatırlarken evet bizi affetmesi ama muhteşem bir detay çıkıyor karşımıza. O affederken yani bizim günahlarımızı bağışlarken o günahın, o hatanın bütün izlerini de silmesi. O izlerin silinmesi ne demek? Bugün birazcık onu konuşalım. Dedik ki günah ve hatanın izlerini de siler. Hatta bir müfessir bir tefsir kitabında şöyle bir ifade geçiyordu. Hangi kitap olduğunu hatırlayamadığım için isim veremeyeceğim. Diyordu ki bir şey düşünün, bir kum çöl örneği veriyor. Çöldeki bir kumu düşünün. Oraya bir işte orada bir şey var, böyle yazı var işte ya da orada bazı böyle işaretler var. Sonra bir rüzgar geliyor ve o rüzgar çok büyük bir kolaylıkla ve sanki o yazı orada hiç olmamış, o işaretler orada hiç olmamış gibi siler ya. İşte Rabbimizin bu ismi şerifiyle bizim hatalarımızı yok etmesi, izleri silmesi de o rüzgarın o izleri silmesi gibidir diye çok latif bir ifadeyle anlatıyordu. Peki nedir o silinen şey nedir? Evet günah silindi. Bazen günahlarla ilgili ya da affedilmeyle ilgili bunu daha önceki derslerimizde de konuştuğumuz için çok uzunca bir bahis haline getirmek istemiyorum ama şurası tekrar da kıymetli. Bizim için bazen günahların affı çok böyle matematiksel bir hesap olarak zihnimizde kalıyor ve bu bizi aslında bir hataya götürüyor. Aslında günah dediğimiz, hata dediğimiz şeyin hayatımızdaki iz düşümleri çok daha farklı. Bugün konuşacağımız Afuv ismi şerifinde şöyle bir güzellik karşımıza çıkıyor. Evet, Rabbimiz bir şeyi yasakladı. Allah yasak ettiği için yasaktı. Ve sonra ben o yasağa deldim. Ya da ben bir günah işledim. Ya da ben bir hata yaptım. Ve benim Rabbimin bana sonsuz bağışlamasıyla bağışlanma diledim. Burada Rabbimin beni affetmesi zaten çok kolay ve çok bu kapı bana hep açık. Ama insanın hayatında bazı izdüşümleri var. Mesela onlardan bir tanesi fark etmediğimiz birkaç detay bu bugün bizim konuşmak istediğimiz kısım. Mesela bir insan bazen bir günah işledikten sonra kendisine evet o günahı işledi. Hatta belki sonra tövbe de etti. Ama bunu tam olarak bu bir süreç. Hani tövbe dediğimiz şey de bir süreç değil mi? Allah şöyle bir vaatte bulunuyor bize Afuv ismiyle aslında. Sen gerçekten tövbe ettiğinde Rabbin senin sadece günahlarını değil, günahların sende kalan izlerini de silecek. Mesela bir günah işledik ve o günahtan bize geri kalan kötü duygulardan bahsediyoruz. Bazen aşırı pişmanlık. Bazen kendimizdeki bir yetersizlik duygusu. Mesela bunlar böyle bir gözükmeyen bir iz düşümü aslında günahları. Mesela bir hatamız var, bir yanlışımız var. Sonrasında bizdeki bıraktığı bir hataya düştük. Ama sonrasında bize ne hissettirdi mesela? Pişmanlık mı? İşte bize kendimizi aciz mi hissettirdi? Ya da sonra nasıl devam etti kısmı? Allah'ın Rabbimizin Afuv ismine bizi müjdelediği kısım. Eğer gerçek bir tövbeyle tövbe edersen Rabbin sana o duyguları da unutturur. Yani günah işlediğini de unutturur. Peki insan günah işlediğini unutmalı mı? Burada bahsedilen şey şu kısmı aslında. Yani insan eğer günah işlediğini unutursa pervasız bir hale gelmez mi? Rabbimiz bizim acı çekmemizi istemiyor. Yani böyle bir merhametlilerin en merhametlisinin bizim o ruh halinde kalmamızı isteyeceğine dair değil mi? O bizim aslında belki yanılsamamız.
Gerçek bir tövbede insan her daim nedir? Ümit vardır. Bize de bunu Rabbimiz defalarca hatırlatır. Belki o hatırlatmanın en böyle net kulağımızda kalması gereken defalarca Kur'an-ı Kerim'de hatırlatılan uyarılarından bir tanesidir. Rabbimiz buyurur ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım. Kendi aleyhine ne demek? Aslında yaptığımız bütün hatalar, işlediğimiz bütün günahlar kendi aleyhimize olan şeyler. Yani Rabbimizin bir şeyi yasak etmesi benimle ilgili bir şey. Rabbimizin burada zarar görürsün. Burada hata var. Bunu yaparsan kötü olur uyarısını açtım ve o günahı işledim. Rabbim buyurdu ki, kendi aleyhine haddi aşan kullarım. Günah işledi, çokça günah işledi. Ama bunu kim adına yaptı? Kendi aleyhine yaptı. Yani her tercih aslında bizim aleyhimize yazılan bir hal aldı. Allah'ın rahmetinden bakın kime hitap etti? Çokça günah işleyenlere. Hatta bu konuda haddi aşanlara geldi ayet-i kerime. Yani Rabbimiz tabii ki muhafaza buyursun, elimizden geldiği kadar o sınırı koruyalım. Ama çok ilginçtir. Devamında Rabbimiz buyurdu ki, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ve Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Ümit kesme hali Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış, İslam'da yasaklanmış. İşte dedik ya, günahtan sonraki kötü duyguların bize kalan işte aşırı suçluluk, kendimizi aşırı eleştirme, biliyorsunuz bunu yapmamız da bizden istenmeyen bir davranış. Yani insanın kendisini sürekli eleştirmesi. Tabii insanın kendini eleştirmesi zor bir mesele. Belki oraya gelmek de o ölçünün kaçması tabii ki yasak ama insanın kendini eleştirmediği ve çok ciddi bir kibir içinde bulunduğu bir hal de var. Bu ikisi ifrat da tefrit. Ama bazen de insan kendisini eleştirirken ya da işte hata yaptığını fark ettikten sonraki oradaki kontrol mekanizması çok önemli. Bu yüzden aslında Esma Hüsna ile tanıştığımızda insan şunu fark ediyor. Bütün insan olarak kontrol mekanizmamızı sağlayan bir güç aslında Rabbe iman etmek. Yani evet Allah'a iman ettim dedim. Sonra dosdoğru ol ayeti kerimesi. Sanki insanın zihninde daha iyi oturuyor diye düşünüyorum. Her bir esma ile tanıştıkça, Rabbimizin her bir ismiyle tanıştıkça. Şimdi evet ben günah işledim ve tövbe edeceğim. Tamam. Ama o tövbeyi ederken Rabbimin benden yine beklediği şeyler var. Yani benim kendimi aşırı kötülemem, aşırı aşağıda kalmam, ben artık mahvoldum, yandım, bittim demem de yasak. Bu da Rabbimizin ümit kesme olarak bahsettiği ve yasakladığı bir hal. Yine alışkanlıklar. Mesela bazı günahlardan kalan alışkanlıklar vardır. Siz bir günahta devamlıysanız, onu sürekli yaptıysanız alışkanlıkları dönüştürmek zor deriz, değil mi? Bu yüzden alışkanlıkları edinirken çok önemseriz. Çok işte özellikle çocuk eğitiminde çok önem veririz ki hayatına, karakterine yansıyacaktır o alışkanlıkları diye. Ama tövbenin çok ilginç bir hali vardır. Sizler de muhakkak kendi hayatlarınızda da etrafınızdaki insanların hayatlarına da şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten tövbe eden biri yani çok ciddi bir pişmanlıkla Rabbine tövbe ediyor ve yani asla bırakamaz dediğiniz bir alışkanlığı mesela büyük bir değişimle hayatından çıkarıyor. Çünkü Allah'ın bize teslim ettiği iradede bu da mümkün mü? Evet, bu da mümkün. Tabii ki hayatın akışında gereklilikler var, sorumluluklar var ya da bir olayın bir şey payı var. Rabbimizin bize sunduğu o fırsat da var. Yani tövbeden sonra ne var? O toparlanma süreci var, yeniden inşa süreci var. Ama bakıyorsunuz ki o alışkanlık dönüşebiliyor mu? Dönüşebiliyor. O zaman işte o dönüşme hali de Rabbimizin affedici, afıv oluşunun bize neyi? Bir hediyesi. Yani bütün günahları affettiği gibi o günahların izlerini de silmesi. İzden kastımız ne? Bizdeki izleri, hislerimiz,
alışkanlıklarımız, kendimizle olan ilgili olan duygularımızı ne yapıyor? Siliyor ve yeniden başlayanlara yeniden başlama fırsatı sunuyor. Çünkü bu belki gündelik hayatımızda bu bize ancak Rabbimizin sunduğu bir fırsat. Hani hep yapıyoruz ya, bunun büyüklüğünü anlayabilmek için hayatımızdan küçük parçalara dönüyoruz. Yani şöyle düşünelim, kendi hayatlarımızdaki affettiğimiz, yeniden başlayalım dediğiniz bir sürü hikayede aslında tamamen sıfırlamak, tamamen yok saymak, tamamen unutmak, tamamen bütün izleri silmek mümkün oluyor mu? Her zaman çok mümkün olmuyor. İşte bu bize Rabbimizin sunduğu sonsuz bir merhamet. Fakat her ismi şerifte konuştuğumuz gibi diyoruz ki Rabbimiz bizden bu ismin neyini istiyor? Tecellisini istiyor. Hepimizin tahmin edeceği üzere bu ismi şerifi idrak eden, afıv olan Rabbine iman eden bir müminden tabii ki affedici olması, elinden geldiği kadar, kul olarak elinden geldiği kadar o izlerin silinmesine yardımcı olması istenen bir ahlak. Tabii gelmesi, ulaşması zor bir basamak belki affedici olmanın. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Tabii burada bize bir bu anlamda yardımcı olacak çok muhteşem bir müjde var. Nedir? Dünyada bunu yaparsan Allah'ın sana o ismiyle muamele etmesi. Yani Rabbimizin Afuv ismine talipsek ki kulağımıza ne kadar hoş geldi, kalbimize ne kadar latif geldi. O zaman bizim de dünyada bu duyguyu tatmış olmamız, belki biraz bu konuda çaba göstermiş olmamız ne yapılıyor? Bizden bekleniyor. Şimdi bu kısma gelmeden önce küçük bir bize küçük bir hatırlatmayı da hem bir özet derse sonradan katılanlar için yapmış olalım. Şimdi dedik ki Rabbimizin Afuv ismi, evet affetmesi, evet o affın bütün izlerinin silinmesi. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz? Hani hep yapıyoruz ya dersin sonunda bir cümleyle hatırlayacak olsak diye. Rabbimizin Afuv ismi kolaylıkla affeden, günahları silen, günahların izlerini de silen ve cezaları kaldıran, yani öyle bir silme ki onun cezası artık kalktı. Burada küçük bir parantez açalım. Şimdi dünyada hayatlarımızda bizim yaptığımız her şeyin bir karşılığı vardır, değil mi? Ve o karşılık, yani artık bir ceza gerektiriyorsa, o ceza biz çok pişman da olsak, çok üzülsek de, çok gerçekten bir şey de göstersek, pişmanlık da göstersek, dünyadaki o cezanın kaldırılması mümkün değildir. Rabbimizin böyle bir vaadi var. Onların üzerinden ceza kaldırılır. Ceza neydi? Hak edilen bir şeydi, değil mi? Ceza almak nedir? Onu hak et. Karşılık demektir ceza zaten. Ama onu cezanın kaldırılması. Burayı anlatırken müfessirler çok kıymetli bir detay var böyle bize çok yine kendimizi iyi hissettirecek. Mükellefiyetlerin hafifletilmesini de bu cezaların kaldırılması meselesi anlatılırken zikrediyoruz. Ne demek mükellefiyetlerin hafifletilmesi? Şimdi belli mükellefiyetlerimiz var. Hepimizin sorumlulukları var. İslam'ın ana kuralları var, kaideleri var. İşte günahlar var, sevaplar var. Yapıldığı zaman teşvik edilen işler var. Sakın yapma sakındırılmaları var. Değil mi? Bir kurallar bütünü var. Hukuk var yani. Ama bir de her hikayesi kendine özel olan ve bu hikayesi Rabbi tarafından bilinen milyarlarca insan var. O mükellefiyetler, evet insan bu hayata geliyor ve elinden geldiği kadar Rabbinin o emirlerine, yasaklarına, sakınmaya gayret gösteriyor. Ama o mükellefiyetler aslında o kişinin hani Rabbimiz kaldıramayacağı yük vermez deki manada da karşımıza çıkıyor bu. Rabbimizin beni aslında neyle mükellef tuttuğunu. Yani Rabbim bana şunu söyleyebilir. Sen bu meselede elinden geleni yaptın. Ama daha fazlasını yapamazdın çünkü şartların buna müsait değildi.
O şartlar. Mesela ibadetlerde bu şartlar koyulmuş, değil mi? İşte şu kişiler oruç tutamazlar. Bu kişiler işte zekat verir ama şunlar vermezler. Bu kişiler hacca gidebilir ama şu kişiler hacca gitmezler. Ama hayatımızın diğer o özel kısmında, yani hukuksal kısmında değil de işte ilişkiler kısmında ya da kendi hayat hikayelerimizdeki karşılaştığımız imtihanlar kısmında bazen bu muafiyeti yaşamadığımızı düşünebiliriz. Ama Rabbimiz benim samimiyetimi, elimden geleni yaptığımı gösterdikten sonra yapamadıklarımı ve buradan fazlasını yapamazdın hafifleştirmesini yaşayacağımızda bize yine afu ismiyle ne yapılıyor? Müjdeleniyor. Yani sadece işlenen bir günahın affedilmesi, izinin silinmesi değil, bir cezanın kaldırılması ya da o cezanın verilmemesi de bu ismi şerifin neyi? Bize bir müjdesi. Hadi o zaman demiştik ki bizim dünya hayatında yaşarken affedici olmamızla ilgili belki de en büyük şeylerden biri bize gerçekten bu cevabı verebilmiş midir dedirten büyük imtihanlardan biri Hazreti Ebubekir'in sahabe efendilerimizin tabii ki o imtihanları da bizim için bir büyük birer örnek. Çünkü zaman zaman ne oluyor? Aslında ayet-i kerimelerin nazil olma sebepleri değil mi bize ifade ediliyor. O ayet-i kerimelerden biri. Nur suresinde biliyorsunuz ki Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir'in kızı ve bir iftiraya uğruyor. Bir zina iftirasına uğruyor. Bir peygamber eşi ama tabii ki Hazreti Ebubekir'in kızı. Ve toplumda bu iftirayı yayan kişilerden birinin ismi Mistah isimli bir kişi ve Hazreti Ebubekir'in halasının oğlu. Yani akraba. Ve bir özelliği daha var. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir maddi durumu yerinde olan biri. Kendisinin bakımını üstlenmiş. Yani kendisine fazlasıyla yardım ediyor bu kişiye. Sonrasında kızına atılan bu iftiranın o halasının oğlu tarafından kendisine yardım ettiği akrabası tarafından olduğunu duymak Hazreti Ebubekir'i çok yaralıyor. Ve bir yemin ediyor. Bir daha asla ona yardım etmeyeceğine dair bir yemin ediyor. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oluyor. İçinizden yardımsever ve zengin, Hazreti Ebubekir yardımsever bir kimse. Zengin olanlar akrabaya, yoksula, Allah yolunda hicret edenlere artık hiçbir şey vermeyeceğim diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi hoş görmesini istemez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir ayet-i kerimesi nazil oluyor. Soru açık. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Hazreti Ebubekir bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra şüphesiz beni Allah'ın bağışlaması yeryüzündeki her şeyden daha kıymetlidir cevabını veriyor ve sadakalarında eksiltme ile ilgili yaptığı yeminden dönüyor. Tabii çok zor bir imtihan. Belki herkesin bu netlikle bu imtihanda bu dik duruşu gösteremeyeceği bir imtihan. Hazreti Ebubekir, sahabe efendilerimizin gökteki yıldız olma hali. Ama soru çok açık. Yani Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Şimdi bu meseleyi bazen konuştuğumuz zaman hanımefendilerden ya da beyefendilerden şu gelebiliyor. Ama hocam yani o kadar da affedici olmak şey mi yani gerekli bir şey mi? Hele ki böyle bir mevzu da var ortada. Belki o yüzden daha çok soruyoruz. Aslında buradaki affetme meselesi kişinin affetmesi meselesi kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Hani biz bugün bence bu meseleyi daha iyi anlayabilir bir hale şöyle geldik. Hani çokça psikolojiyle ilgili çokça bilgiyi artık programlarla işte televizyon programlarıyla ya da gittiğimiz kendi başvurduğumuz işte psikolojik danışmanlık hizmetleriyle daha fazla kulağımıza geliyor. Ve her zaman söylüyoruz, o insanı tarif eden bir ilim olduğu için de aslında bize çok tanıdık geliyor bazı şeyler. Mesela işte bir
bir haksızlığa uğradınız, bir sorun yaşadınız, bir problem yaşadınız. Hatta birisi, bir işte ikili bir ilişkide çok ciddi bir zarar gördünüz. Bir danışmanlık sürecinde söylenen şey aslında size o kişinin affetmeyle ilgili olan süreçte kişinin affedilmesi mi? Yok, hayır değil. Senin onunla ilişkini, onunla ona yüklediğin manayı, o olaya yüklediğin manayla ilgili bir değişim. Aslında bahsedilen affedicilik meselesi de bu. Yani kişinin hiç affetmemesi, sürekli bunu yaptıysa cezasını da çekecek gibi bir davranışa girmesi en çok kimi yoruyor? O kişiyi yoruyor. Hoşgörülü olmaması, işte karşı tarafla ilgili sürekli kusur arar bir hale getiriyor ve kimi yoruyor? Aslında o kişiyi yoruyor. Buradan bu affetmek karşı tarafla değil, benimle ilgili bir şey. Rabbimin benimle olan muhatap olarak, beni muhatap kılarak bana emrettiği bir şey. O da affetmekle yükümlü. O da kendi ilişkisinde. Ama hani affetmek dediğimiz şey yapanın yaptığını yanında kâr kalması gibi bir şey değil. Zaten bir hukuk sistemi var ve hukuk sistemi onu, ceza sistemi ayrı, o işler. Ben yani burada bahsedilen konu benim ona kalbimde ayırdığım yer. Kalbimdeki hali ve insan kalbi kıymetli, değerli çünkü ancak Rabbini anarak, Rabbinin rızasına uygun işler yaparak tatmin olur dediğimiz bir kalbe. Sürekli başkalarıyla ilgili, başka kimselerle ilgili, işte dünyalık meselelerle ilgili aşırı yer vermek kalbin ne yapabilir? İşleyişini bozabilir. Kalbin işleyişini bozması en çok kime zarar verir? O kalbin sahibine zarar verir. İşte bu yüzden affedici olmak demek, meseleyi hafifletmek, o meselenin cezasız kalması ya da o meselenin karşılığını bulmaması demek değil. Benim o meseleyle kurduğum ilişkiyi, benim hayatımda kapladığı yerle ilgili bir düzenleme yapmam demektir ki bu da en çok beni rahatlatır. Rabbimizin Afuv ismiyle inşallah affedilmeyi, günahlarımızın izlerini dahi silmeyi, hatta dedik ki kişinin bu ismi şerifin tecellisiyle kişi kendi işlediği günahı bile unutur dedik. Rabbimiz bize günahlarımızdan tövbe edebilmeyi ve günahlarımızı unutacak kadar kıymetle affedilebilmeyi nasip eylesin inşallah. Bizi de affedicilerden eylesin. Çünkü ne kadar affedersek, ne kadar hoşgörü sahibi olursak Rabbimiz de bizi o kadar affedecek. Kalbimizin yükü o kadar hafifleyecek ve kalbimiz gerçek işine geri dönecek. Eğer ona çok ağır yükler yüklersek, onun işi olmayan yükler yüklersek asıl işine ne yapamaz? Odaklanamaz. Kalbin asıl işi Rabbi ile ilişkisini kuvvetlendirmektir. Rabbimizle aramızdaki bağdır kalbimiz. Bu yüzden onu küçük işlerle meşgul etmemek lazım. Rabbimiz hepimize affedici olmayı nasip eylesin inşallah. Bugün burada bitirelim. Sesim biraz rahatsız edici. Hakkınızı helal edin. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.